Arkadaşımızın aracı geldi. Dün bakımlarını yaptırdık. Folyo sökümünü gerçekleştiriyoruz. Seyit Usta sökmeye başladı. Mert kardeşim bu arada yeniden aramızda işe döndü. Çok eski dostum. Hem de çalışalım. Yeniden başladık. GMG Garaj ailesi büyümeye devam ediyor. Seyit'in bugün gördüğünüz gibi artistik bir eldivenini taktı. Güzel güzel artık çekimlerde güzel çıkmaya başlıyoruz. Bu aracın komple jantlarını parlak siyah boyayacağız. Ön alttaki dip, yan baş beli ve arkadaki difüzörünü komple parlak siyah boyattıracağız. Sarı detaylar geçeceğiz. Sarı emniyet kemeri takacağız. Mat satin, sarı krom yapacağız. Güzel bir farklı çalışma olacak. Cem sarıyla yeşil arasında çok gidip geldi. Tam ortasında bir renk oldu. Güzel de bir çalışma olacak inşallah. Gördüğünüz gibi folyoya hala zarar veriyor mu, boyaya zarar veriyor mu sorusunun en büyük cevabı burada beraber. Araçta boya olmasına rağmen boyası da yıllar önce boyandığınız için herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Böyle devam ediyoruz. Birazcık uzun sürecek işi arkadaşlar. Ufak ufak takılacağız. Önümüzdeki hafta sonuna anca biter. Bunun videosu da geç gelir. Bazen söylüyorsunuz abi videolar birbirine çok karışıyor diyor. Bazen iş durumundan dolayı arkadaşlar kusura bakmayın. Biz de işleri güçleri birbirine karıştırıyoruz. O yüzden böyle programlar çıkabiliyor. Elimizden geldiğinde size güzel, keyifli seyirler yapmaya çalışıyoruz. Yorumlarınızı okuyorum elimden geldiğince. Güzel yorumlarınız var. Eski model araçlar kaplıyor musunuz diyorsunuz ama eski model araçlar inanın bizim garajımıza çok fazla gelmiyor. Hem boya durumlarından dolayı hem insanların ekonomik durumundan dolayı. Tabii ki kapımız açık yardımcı olmaya çalışırız ama emin olun yeni kasa araçların boyaları çok çok iyi olduğu için sürekli bu işleri yapıyoruz. Yoksa 1965 model Chevrolet de gelse maalesef yapamıyoruz klasik de olsa. Kasası düzgün, boyası düzgün, altyapısı düzgün bütün araçlara işimizi garajımıza çözebiliriz. Devam ediyoruz. Diğer araçları da ayrı ayrı sizlerle paylaşacağız. Bakalım neler var. Bir gezelim. Hadi bakalım biraz. Our trees they sway each night and each day I'm California dreaming about you. Oh yeah. Got this world class view, but it's you that I think about every time when my mind's on it. And it's you that I think about every time when I feel alone. And it's you that I call on my FaceTime when I need something real. Oh, yeah. I work the night shift till late in the p.m. I'm California dreaming. Thank you.
I've been feeling myself too much, feeling myself too much. Oh, I'm missing your touch. Missing the way you say my name. If that I'm away, you know I stay. But I got these songs to cut. Arkadaşlar dün İ8 projesini sökerken paylaşmıştık videoyu. Herkes diye söylemiş bu kadar hızlı mı söküyor diye. Sıcak bir havada evet hızlı sökülüyor ama normal bir şartta projeyi sökmek imkansız oluyor. Biz sadece sizi göstermek amaçlı şu anda ısıtırken gösteriyoruz. Birazdan güneşi çekeceğiz aracı. Oradan sonra sökümü daha basit olacak. Emin olun hiç kimse fantezi olsun diye gelip de kapının önündeki kaplama arabayı sökmez. Daha bizim başımıza gelmedi. Öyle sorular da soruyorsunuz ama. Bu birazcık fanteziye giriyor açıkçası. Bu arada bilgiye gidelim mi? 10.000 arabada bir tane gelecek. Hatta 1 milyonda bir tane gelecek bir araç geldi garajımıza. BT Cruiser Cabrio Fresnel modeli. Aracı gri aldık. Komple satin ürünle kapladık satin siyahla. Parlak siyah detaylar kattık. Jantını parlak siyah kapladık. Turuncu istediler kaliperlerini. Turuncu yaptık. Güzel çalışmamız oldu, farklı oldu. 7 yıldır bu işte uğraşıyorum ama ilk defa böyle bir araç kapladım. Birazdan da Başkent Üniversitesi'ne gençler aracı istiyor, onu yollayacağım Serdar'la. Serdar bizim en çok arazi olan arkadaşımız. Elinde zaten kırdı, döktü. Zaten garajda da çok fazla bir şey yok. Boş işler müdürü yaptım ben onu. Boş işlere bakıyor, gidiyor, geliyor, arazi oluyor. Galiba bu yoz hattılarda böyle bir arazi seçim özelliği var. Bir de seyit oluyor bazen. Şaşmazı çok seviyorlar onlar. Şaşmaz'a gidiyorlar. Çünkü arkadaşlarımız zamanında Şaşmaz'da çalıştığı için Ostim onları pek şey yapmıyor, mutlu etmiyor. Ara ara kaçıyorlar. Biz onlara gözümüyor zaten. Seyit ustam sağ olsun burada. Gördüğünüz gibi yine döktürüyor. Şaşmaz'ın geldi mi seyit? Yok. Yok abi. Bu aralar Şaşmaz'ı gelmemiş. Biz öyle diyoruz. Şaşmaz'ın geldi mi seyit? Şaşmaz'ı gelmemiş. Herkesin elini emeğine sağlık. Biz bir aileyiz. Garajda çok güzel zamanlar da geçiriyoruz. Bazen sıkıntılı zamanlarımız oluyor tabii ki arkadaşlar. Ama sonuçta sabah 8'de, 8.30'da geliyoruz. Akşam 7.30-8'e kadar beraberiz. Bazen mesaiye kalıyoruz. Geceleri burada oluyoruz. Pazarlara gidiyoruz. Güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Kaliteli yaşamaya çalışıyoruz. Beraber paylaşmayı çalışıyoruz. İşte sizler de sağ olun bizlere güzel destek veriyorsunuz sevginizle, takibinizle, yaptığınız yorumlarla. Olumlu olumsuz yorumlarınız oluyor. Tabii ki olacak. İnsanoğlu hepimiz bazı şeyleri kabullenmek zorunda değil. İşimizi en iyi şekilde layığıyla yapmaya devam edeceğiz. Garaj daha da büyümeye devam edecek. Bugün tadilatımız var. Tadilat yapıyoruz. Onu da birazdan gösteririm sana Gürapçı. Parkeler var. Şu anda boyacı ihtiyacımız var. Boyacı arayacağız. Devam. Devam, devam. Anıl gördüğünüz gibi yine arazi kaçıyor. İşte. Anıl'ı pek görmezsiniz. O genellikle yukarı katta takılır. Personal training'im hem. Bu arada garajda bugün neler var bir bakalım. Kenan'cığım neredesin? Kenan Bey. Kenan Bey. Selamun aleyküm. Kameraman arkadaşımız Cevat Kelle ile beraber. Öyle bir olacak o kadar da şey vardı. Cevap geldi. Kameraman arkadaşı. Ne öyle olacak? Barış arkadaşımızı yeni aldık. Sağ olsun bize DM'den ulaştı. 15 günde hemen hemen tamam. Burada. Henüz bir kaçama olmadı. Ha, bakalım inşallah kaçırmayacağız. Birazcık kilolu onu da eritiriz çalıştırmakla. Bayağı bir yatmış. Yusuf'cum başladı. Kakı gireyim diye. Kakı gireyim miydi Yusuf? Evrenin projesi. Bilkent'ten de hocamızın aracı. Sağ olsun bize bıraktınız. Bunu akşam gitmek üzere olur zaten. Kenan'cığım şu anda çay molasında. Çay molasında olduğu için onu bir yakalayalım bence. Yok. Arazi yok. Kenan. Neyse. Kenan yok. Kenan'ı bulamadım. Hadi bakalım. Ramazan ustamıza gidelim. Mert Bey Kenan'ı buldum bana. Ramazan abimiz sağ olsun. Kenan'ımız. Ona ne kadar böyle nazımızın geçeceği iş varsa veriyoruz. Sağ olsun hepsini çözüyor. Bu arada cam filmi yapıyoruz bu aracın arkadaşlar. En genç üyemize geldik.
müziğini açmış, klimasını açmış, gayet güzel öldürür kendimi, güzel güzel arabasını yapıyor. Bugün böyle başladık güne çünkü herkes kendisi Polo'sunu seçti, arabasını seçti, başladık. Bu arada bir takım sorunları vardı. Bu takım sorunları çözdük. Ön arka tamponunda vurmalar vardı ve biz bunları çözdük. Bürocum eğlenceli şekilde çalışıyor. Hırla hırla hırla. Dışarıda i8'imiz var. Dün söktük bu aracı. Java Green yapacağız. Yeşil. 10 yaşında bir abimizin oğlu var. O rengi seçti. Güzel olur olmaz tartışılır. Maviyle uymayacağı kesin ama gençler bazen böyle şeyler istiyor. Biz de kıramıyoruz, yapıyoruz. Sonuçta müşterinin kendi aracı. Bu da Evrim'in ürünü. Satin olarak geçiyor zaten. Sedefli. Şu anda en çok satılan ürünlerden biri. Yaz geldi. Klimalar çalışmaya başladı. Odalarımız çok serin. Rahat rahat çalışıyorlar. Ramazan da geliyor. Ramazan'da daha da kolaylık oluyor açıkçası arkadaşlar. Çünkü kapalı odalar ardında çalışmak oldukça zor oluyor. Onun için hemen hemen her odada klimamız var. Hepsi birbirinden geçişli olduğu için rahat rahat devam ediyoruz. Burada bir randevu defterimiz var. Yarın 4 Cabrio, yarın Adana'dan bir tane C, Audi A6, Can filmi, Passat, Can, Şeffaf ve bir tane Porsche gidecek Perşembe günü. Unutmamak için yazıyoruz, bazen unutuyoruz, randevular karışıyor. Bazı gençlerimiz Kadir mesela unutuyor. Bazen gece bu yüzden mesai kalıyoruz, işler çarpışıyor. Böyle devam ediyoruz, Kenan'ı hala bulamadık ve hala bekliyoruz. Bu arada da sedefli bir renk yapıyoruz, mor. Gürabcim, tamponu çekebilirsin, bol çimli. Güzel bir araç olacak. Burada plakanın silikon izleri var. Zamanında çok fazla silikonla araca plaka yapıştığı için, yani bakar mısın? Plakayı araca yapıştırdıkları için böyle bir problemler karşılaşıyoruz. Alt problemleri olduğu zaman sorunları, gördüğünüz gibi sağ çamurluğunda hasar var. Bu yapıldı. Yapıldıktan sonra boyaya hazır hale getirdi ve boyanmadı. Boyanmamasının sebebi ileride folyoyu sökerken boyası gelmesi, taze boyanın gelme riski var folyoyu sökerken. Şu anda bu şekilde kapanacak, herhangi bir sorun yaşamayacak. Fren kaliper kapağı taktık sarı olarak. Morla iyi olacağını düşündük. Güzel oldu da aslında. Ufak tefek hataları var aracın ama farklı güzel bir araç olacak. Mavi çok satılan bir renk piyasada ama şu anda arkadaşımız maviden sıkılmış. Dün bıraktı bu aracı da. Garajda daha neler var neler var bir bakalım bizim yukarıda arkadaşlarımız ne yapıyor. Mert Bey bulamadık mı şeyi? Kenan Bey'i bulamadık. Kenan Bey hala yok, araç seçildi. Garajımıza bugün sürpriz bir ziyaretçimiz geldi. M3 Rhino. Rhino, Tertes kardeşim çok büyük bir emek harcayarak bir yıldır uğraştığı aracını dört dörtlük yaptı. Çok güzel paratikleri oldu, çok güzel takipçileri oldu. Bugün de Başkent Üniversitesi'ne beraber aracımızı götüreceğiz. Ondan önce bir ufak tefek kontroller yaptık. Ufak tefek yerlerinde sürtmeler olmuş, onları çözdük. Arabanın ön kabut, iki çamurluk, ön tampon, jantlar, arka çamurluk, aynalar, içi, büyük ekranı, egzozu, çıkışı, her şeyi tamamen bir emik. Yolda gördüğünüz zaman kolay kolay anlamayacağınız bambaşka bir araç. Eline emeğine sağlık. Bu arada o kendisi de burada. Tanımak isteyenler varsa da. Oldukça güzel, şık, zarif bir araç oldu. Bunun rengini de inşallah önümüzdeki zaman değiştireceğiz. O da hala karar veremedi. Sertaç Bey, ne yapmayı düşünüyorsunuz bilmiyorum ama M4'te bunun artık değişim zamanı geldi. Ya bir konsept yapabiliriz mesela. Bizim aklımızda bir konsept var ama nasıl bir şey çıkaracağımızı bilmiyoruz açıkçası. Fikirleriniz varsa hem Mustafa abi hem bana gönderebilirsiniz. Şu anda şöyle bir değerlendirme aşamasındayız. Standart bir renk değişimi olsun istemiyorum ben. Muhtemelen o da öyle istedim. Evet. Yani renk değişimi yapmak bizim için aslında en kolayı ama ikisini bir takım haline de getirebiliriz veya zıt hale de getirebiliriz. Bakalım, güzel bir çalışma olacak. Biraz zamana ihtiyacımız var. Hem iş yoğunluğundan dolayı biz kendimize fazla vakit ayırıp M3 ve M4'ün rengini değiştiremiyoruz. Birazdan Başkent'e yolculuk başlıyor. Başkent Üniversitesi'nde arkadaşlar sağ olsun bizi ağırlayacak. Sertaç'ın da orada olacak. Ben de gidebilirsem gideceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başkent'te görüşürüz. Görüşürüz. Yine bir ziyaretçimiz var gençler. Gördüğünüz gibi arkadaşım
engel tanımadan bütün engelleri aşarak sağ olsun buralara kadar gelmiş genç bir arkadaşımız. Yüreğine sağlık diyelim. Otomobil tuttuğunu, işini seviyor. Birkaç tane fanatik olduğu, takip ettiği genç arkadaşlarımız da var. Fotoğrafçımız var. Berat abisini seviyor. Sanatçımız kim vardı? Barış Koçak. Barış Koçak abisini seviyor. Bir fotoğrafçımız vardı. Gökhan Gök. Gökhan Gök. Mustafa abisini de seviyor. Sağ olsun babasını rica etmiş. Babası da getirmiş. Ne demek abi? İşlerimizi takip ediyor. Yüreğine sağlık. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur. Bizleri aramızda daha da güçlü, daha da iyi yerlere gelir. Bizim kapımız her zaman açık. Çok biz her zaman yine söylüyoruz. Bugünle beraber 7-8 kişi geldi. Her zaman gelebilsin. Ben burada olduğum sürece olmasam da her zaman gelebilsin. O ayrı tabii ki ama beni ayrı seviyorsun. Allah razı olsun. YouTube'a senin ufak namı paylaşalım. En azından anı bu olsun. İsmin neydi? Recep kardeşime teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Garajımızı ben onunla gezdireyim, bir baksın merak ettiği şeyler olursa. Bir arada müsait olduğunda da bunu bu arabayla bir renk verebiliriz inşallah. Sağ ol abicim. Sağ ol Güraç'ım. Aracınız hazır Cem Bey. 703 yılında. Evet, şimdi aracı size teslim edeceğim. Şimdi gayri resmi konuşuyoruz ama Cem kardeşim gayet güzel, mantıklı, bambaşka bir aracın oldu kardeşim. Canlısını görmemeni tavsiye ederim. Güneşte falan mükemmel olur ama şu anda yağmur yağdığı için kardeş maalesef istediğimiz görüntüyü alamadık ama güzel. Sadece emniyet kemerimizi takamadık çünkü emniyet kemerinde birçok yer sökülüp dağılması gerekiyormuş. Çok riskliymiş. O yüzden de şey yapmadık. İç kuaförünü hallettim. Egzozlarını siyah boyadım. Yaklaşık 14-15 parçası da parlak siyah oldu. Her şey tamam. Gelsin istediği zaman alabilir. Yarın teslim almak istersen yarın teslim ederiz. Sen geldin nasıl istersen. Ha, diğer araç gelecek. Tamam olur kardeşim. Okey. Tamam iyi yolculuklar. Tamam. Hallederiz kardeşim. Hallederiz. Hepsini hallederiz. Güle güle kullan. Öpüyorum. Hadi hoşça kal canım. Hadi bay bay. Cem haberi aldı. Mutlu mutlu. Hikayemde görmüş arkadaşlar. Güle güle kullansın. Gün içinde garaj içerisinde şu anda araç teslim etmeye yine devam ediyoruz. Mert ve Serdar yıkamacı arkadaşlar olmadığı için sağ olsunlar. Kendileri şu anda aracı temizliyorlar. Bu araç yine şehir dışından gelmişti. Otobiyografi paket yaptık. Ön tampon, arka tampon, ön pompon, yan ızgaralar ve arka egzoz sistemini değiştirerek ve bir de parlak siyah kapladık arkadaşlar. Bu genç arkadaşlarımız da dün geldi, bize bıraktı. Kaliper kapağını değiştiriyoruz. Ön debreklerini M3 yapıyoruz. Arkaya karbon spoiler takıyoruz. Difüzörünü boyattık. Akvapoviç egzoz çıkışı ve ufak tefek detaylar katıcı. Ya da aracı komple şeffaf kaplayacağız. Bu böyle devam ediyor. Bir önceki videonun müşterimizin aracı burada şu anda cam filmlerini gerçekleştiriyoruz. Range Rover'la kaplanmaya devam ediyor. Range Rover'la basamak takacağız. Böyle devam eden bir gün. Kusura bakmayın orucun ilk günü ve enerjimiz ilk başta böyle birazcık düşük. Bir iki gün sonra alışacağız inşallah. Sen bunları çekmeye devam et kardeşim. Ben diğer müşterimizi arayayım. Onlara da haber vereyim. İ8'lerini teslim alsınlar. Bambaşka iki tane araç yaptık. Umarım beğenirsiniz sizler de arkadaşlar. Görüşmek üzere.